Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere modeli LC Home'a ait makrome kavanozumuzun yapımını tarif edeceğim. Birebir aynı çalıştım. Bu kavanozumun ölçüsü, kullandığım ipim birebir aynı, mağazada gidip gördüm. Modeli de birebir uyguladım. Gerçekten çok kolay bir yapımı var. İlk kez makrome işi çalışacaklar bile çok rahatlıkla yapabilirler. Bu kavanozu kaşıklık olarak kullanabilirsiniz, mumluk olarak kullanabilirsiniz. Dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz çok kullanışlı, güzel bir model oldu. Spagetti yarnının pamuk makrome ipini kullandım. Yapımında detaylı olarak adım adım sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Detaylı tarifimize geçelim. Kullanacağım ipim spagetti yarnının pamuk makrome ipi olacak. Şöyle ipimizin özelliğine bakalım. Karışımı %80 pamuk, %20 polyester, 250 metre uzunluğunda, 250 gram ağırlığında. İpin şöyle dokusunu yakından göstermek istiyorum. Mağazaya gidip baktığımda da orijinalinde de böyle bir ip kullanılmıştı. Bakın dokusu yakından bu şekilde. Üzerinde etiketinde milim olarak belirtilmemiş. Neden? Spagettiyar.com adresinde bu ipi el örgü iplikleri kategorisinde rahatlıkla bulabilirsiniz. Birçok renk seçeneği var. Ve şöyle bir kavanoz kullanacağım. Orta boy bir kavanoz. Ölçüsünü verecek olursam eğer boyu 14 santim. Şöyle ağız kısmından çapında ölçtüğümde 7,5 santim oldu. Sizler dilediğiniz ölçülerde kavanoz kullanabilirsiniz. İlk olarak iplerimizi keserek başlıyoruz. 1 adet 1 metre 40 santim uzunluğunda ipimizi keserek hazırladık. Sonrasında 43 adet 65 santim uzunluğunda kısa iplerimizi kesip hazırlıyoruz. Şimdi ben sizlere tarif edebilmek için daha kısa ipler hazırladım. İplerimizi ilk olarak başlangıç düğümüyle kısa ipleri uzun ipe sabitleyeceğiz. İkinci işlem ise kavanozla devam edecek. Artık düğüm işlemi, modeli kurma işlemi tamamen kavanozda ilerleyecek. Bunun için sayı mantığını da kavramak çok önemli. Benimle aynı kavanozu kullanmayabilirsiniz. Yani ölçümüz aynı olmayabilir, ipimizin inceliği, kalınlığı aynı olmayabilir. Burada vereceğim sayılar ve ölçüler değişiklik gösterebilir. Yani ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, kavanozunuzun büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bu sayılar azalabilir, artabilir. Burada mantığını kavramak önemli. Kısa ipler tek sayılı olacak. Bir tane de uzun ipimiz olduğu zaman sayı çifte tamamlanmış olacak. Yani toplamda 44 adet ip kullanmış oluyoruz. Şimdi burada iki farklı düzenek söyleyeceğim. İlk olarak uzun ipi masaya bantlarla sabitleyerek iplerinizi, kısa ipleri uzun ipe sabitleyebiliriz. Ya da ben sandalyenin arka kısmına iğnelerle iplerimi sabitleyerek kısa iplerimi takmıştım. Ya da daha farklı olarak şöyle iplerimi hemen kenara alıyorum. Kırlent de kullanabilirsiniz. Şimdi ben kırlentime ilk olarak burada 1 metre 40 santim uzunluğunda kestiğim ipimi yerleştireceğim. Nasıl yerleştireceğim? Burada kısa kestiğim 65 santim uzunluğundaki ipimi ikiye katlıyorum. Şöyle uçlarını eşitleyerek. Burada ipimi ikiye katladım. Şöyle kırlentime koyuyorum. Uzun ipimin 1 metre 40 santim uzunluğundaki ipimi böyle bu şekilde uçları eşit olmalı. Şimdi bu noktada iğne ile kırlentime ipimi sabitleyeceğim. Kırlentte de çalışabilirsiniz. Bakın üst kısımdan şöyle alt kısma sabitliyorum. Çıkmayacaktır. Şimdi burada sabitlemeye başlayacağız bu ipleri. Böyle devam edeceğiz. Toplamda 43 ipimiz var ve tamamını sabitleyeceğiz. Sonra ipin diğer tarafı boş kalmayacak. Rahat sabitleyebilmek için yine önce ipime batıyorum. Sonra kırlentime batarak bunu şöyle aşağı doğru sabitliyorum. Bakın oldukça sağlam oluyor. Şimdi uzun ipi bu şekilde sabitledik. Buradaki bırakı çünkü bu iple de yine düğüm atmaya devam edeceğimiz için bu ölçü bizim için önemli. 65 santim uzunluğunda ikiye katladığımız ipin boyu kadar olacak. Şimdi iplerimizi sabitlemeye başlayalım. 65 santim uzunluğunda kestiğimiz kısa ipi ikiye katlıyoruz. Orta kısmını bulduktan sonra burada ipimizin, bakın uzun ipimizin üstünden geçirerek önden arkaya doğru ipimizi çıkarıyoruz. Buradaki oluşan yuvadan iki ipin ucunu çıkararak ilk ipimizi bakın bu şekilde sabitliyoruz. Bir sonraki ipi alıyoruz. Tekrar aynı işlemi tekrar ediyoruz. İki ucunu eşitledik. İpimizin orta kısmını bulduk. Önden arkaya doğru geçirerek ters başlangıç düğümüyle iplerimizi sabitliyoruz. Bu
şekilde kısa iplerimizi uzun ipimize sabitliyoruz. Kısa ipleri uzun ipimize sabitledikten sonra şimdi bu noktada şu uzun iplerden tutarak kavanozumuza, bakın bu uzun iplerle bu yapmış olduğumuz noktayı sabitleyeceğiz. Şimdi uzun ip üst kısımda kalacak, kısa kalan ip de alt kısımda kalacak ve burada bir bağlama yapacağız. Burada bir sarma düğüm atıyoruz. Tekrar bakın aynı şekilde burada sağlam bir düğümle bu noktayı bağlamış olduk. Şimdi artık kavanoz üzerinde çalışacağız. Burası bu iki ipte bakın 43 adet ipimiz vardı. Birle uzun iple beraber toplamda 44 adet ip olmuş oldu. Burada kare düğüm yaparak başlayacağız. Zaten iki düğüm tekniği kullanacağız. Biri kare düğüm, biri de sarma düğüm tekniği. İki düğüm tekniğiyle bitireceğiz. Şimdi burada iplerimizi 4 adet alacağız. Bakın 2-2 iplerimizi alıyoruz. Her bir ip bize 2 tane ip veriyor. Şimdi 4-4 iplerimizi alarak kare düğüm yapacağız. Ben burada biraz yaptım. Şöyle hemen kare düğüm nasıl yaptığımızı gösterelim. İlk kez eğer makrome işi çalışıyorsanız daha önceden düğüm tekniklerini paylaştığım detaylı videoyu da videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bakın 2 adet iple 4 adet ipi bu şekilde elimize almış olduk. Şimdi 4 adet ipin en sağdakini ve en soldakini ayırıyorum. Ortada 2 adet ipimiz sabit kalıyor. En sağdaki iple 1D oluşturuyorum. Soldaki ipi D üzerinde tutarak arka kısımdan geçiriyorum ve D boşluğundan soldaki ipin ucunu çıkarıyorum. Ve bu düğümü yukarı taşıyorum. Şimdi aynı işlemi soldan başlayarak tekrar edeceğim. Ortadaki iki ip hep sabit. Soldaki iple bir D oluşturuyoruz. Bakın D'mizi oluşturduk. Sağdaki ipi D üzerinde tutarak arka kısımdan geçiriyorum. Sağdaki ipin ucunu D boşluğunun içerisinden çıkararak bu düğümü de yukarı taşıyorum ve iki düğümle bu şekilde kare düğümünü oluşturmuş oluyoruz. Tekrar bakın aynı ip üzerinden şimdi tekrar sağ taraftan başlayarak kare düğümünü ikinci kere tekrar edeceğim. Sağ taraftan düğümümüzü oluşturduk, ilk düğümü. Şimdi sol taraftan tekrar ediyoruz. Ve iki düğümle kare düğümünü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki 4 adet ipi alıyoruz. Hangi yöne çalıştığınız bu noktada önemli değil. Bu sırada her bir iple yani 4 adet iple 2 sıra 2 adet kare düğüm atarak bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın. Şimdi bir sonraki ipi aldık. Yine sağ ve soldaki ipleri ayırıyoruz. Ortadaki 2 adet ipimiz sabit ve kare düğüm oluşturuyoruz. Burada şu nokta önemli. Ben sağdan başlayarak en sağdaki iple bir D oluşturarak kare düğümünü yapmaya başladım. Bu işleme soldan da başlayabilirsiniz. Ama hangi yöne başlamışsanız hep o yöne doğru ilerlemeniz gerekecek. Kare düğümünü tamamladık. Şimdi tekrar yine sağdan bir D oluşturarak soldaki ipi D boşluğundan çıkarıp ilk düğümü yukarı taşıyoruz. Eliniz alıştığında o kadar çabuk yapıyorsunuz ki ve o kadar keyifli ilerliyor ki. Bakın bu şekilde kare düğümlerini tamamlayarak bu sırayı bitireceğiz. Kare düğüm sıramızı bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi en uzun ipimiz var. Burada 1 metre 40 santim uzunluğunda kestiğim ipimi ayırıyorum. Bu noktayı şöyle buluyorum. En uzun ipim sabit kalacak. Alttaki iplerle sarma düğüm yaparak devam edeceğiz. Şimdi bu en uzun olan ipimi sabit tutuyorum. Bakın bu şekilde bu yöne doğru sabit tutuyorum. Alttaki gelen kısa ipi alıyorum. Bakın şu şekilde sarma düğüm yapacağız. Bu ipin ucunu tuttuğum noktadan geçirerek klasik düğüm aslında. Uzun ip sabit kalıyor. Diğer ipler düğüm yaparak uzun ipin üzerinde kalıyor ve çektiğimiz zaman uzun ipin üzerinde yürümesi gerekiyor bu kısa iplerin. İlk düğümümüzü attık. Aynı iple iki kere düğüm yapıyoruz. Tekrar bakın aynı şekilde düğüm yaparak bu şekilde sarma düğümünü tamamlıyorum. Hemen bir sonraki ipi alıyorum. Sıradaki gelen bir sonraki ipi alıyorum. Şöyle biraz yaklaştıralım. Daha net anlaşılsın.
Bu şekilde uzun olan ip sabit kalıyor. Diğerleriyle sarma düğüm yapıyoruz. Eğer çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırabilirsiniz. Bir sonraki ipi alıyorum. Tekrar sarma düğüm yapıyorum. Eliniz alıştıktan sonra o kadar kolay ki yapması. Bakın bu şekilde sarma düğüm yaparak ilerleyeceğiz. Bir sonraki, bakın noktaya geliyorum. Sırasıyla ipleri alarak sarma düğüm yapıyorum. Sarma düğüm yaparak son noktaya kadar geldik. Şimdi burada bakın son ipimiz kaldı. Bu iple de yine sarma düğüm yapıyoruz. Şimdi burada bir bağlantı yapacağımız için burada bakın bitti. Şimdi bu iple de tekrar bir sarma düğüm yapacağız. Yani ilk başladığımız sarma düğüm yaptığımız iple bir kez daha sarma düğüm yapacağız ve bu noktayı bağlamış olacağız birbirine. Bakın bu şekilde sarma düğüm yaparak bitirdik. Şimdi artık kare düğümle devam edeceğiz. Şöyle sıradan gelen, hiç fark etmez. Şöyle bakın 2, şuradan şöyle alalım. 4 adet ipi alıyoruz. Şu noktayı biraz daha sıkılayalım. Buradaki 4 adet ipi alıyorum. Hemen kare düğüm yapıyorum. Düğümüm yine sarma düğümün hemen dip kısmında olacak. Bir adet yapacağız bu kez. Sadece bir adet yaparak sonraki 4 adet ipi alıyorum. Tekrar kare düğüm yapıyorum. Bu şekilde sırayla 4 adet ipi alarak hemen sarma düğüm yaptığımız noktanın dibinde olacak şekilde, bakın bu şekilde kare düğümlerimizi atarak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Buradaki kare düğüm sıramızı tamamladık. Şimdi bakın son yaptığımız kare düğümden en sağdaki 2 adet ip alıyoruz. Bir sonraki kare düğümden 2 adet de ip alarak bakın bu şekilde 4 adet ip alıyoruz yine ve tekrar burada bir kare düğüm oluşturuyoruz. Artık bu sırada file yapacağız. Bakın belli bir mesafe bırakıyoruz. İkinci düğümü de atarak kare düğümünü tamamlıyoruz. Bu şekilde mesafe bırakarak kare düğümümüzü tamamladık. Sonrasında sıradaki gelen bir sonraki 2 adet ipi ve bir diğer kare düğümden 2 adet ipi alarak tekrar 4 adet ip alıyoruz ve burada hemen mesafe bırakarak burada bıraktığımız kadar mesafe bırakarak kare düğümünü oluşturuyoruz. Bu şekilde mesafe bırakarak kare düğümlerini oluşturacağız. Sonra bir diğer sıraya geçtiğimizde sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sonraki sıradaysa bakın bu yaptığımız kare düğümlerden tekrar bir kare düğümden 2 adet, bir diğerinden de 2 adet olacak şekilde. Bakın bu şekilde iplerimizi alacağız ve bu 4 iple kare düğüm yaparak 3. sıra kare düğümünü yapmış olacağız. Bu 1. sıraydı, 2. sıra ve 3. sırayı da tekrar mesafe bırakarak. Başta ne kadar mesafe bırakmışsak burada da o kadar mesafe bırakarak bu şekilde kare düğümünü tamamlayarak file noktasını tamamlamış olacağız. 3 sıra kare düğüm yaparak file noktamızı da tamamladık. Şimdi artık fazla kalan iplerimizi keseceğiz. Bakın şöyle ben makasımı tutuyorum. Kavanozumuzun altından bu şekilde tutarak muntazam bir şekilde kesiyorum. Fazla kalan iplerimizi de kestikten sonra şimdi kavanozumuzun orijinalinde olduğu gibi ağız kısmını ip sararak kapatacağız. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Ve bakın direkt bu şekilde geçirerek burada biraz kısa ip bırakacağım. Hemen burada bir düğümleme yapıyorum ki
Başta sabitleyelim, sonra ipimizi rahat bir şekilde saralım şöyle. Burada biraz kısa ip bıraktık. İpimizi düğümledikten sonra buradan yumaktan gelen ipimizi bu kısımları açıklığı kapatacak şekilde ipimizi sarıyoruz. İpimizi yeteri kadar sardıktan sonra kesiyoruz. Ve şimdi burada bağlama yapacağız. Bu kısa kalan iple hemen bir düğüm oluşturuyoruz. Tekrar ikinci bir düğüm atıyorum. Bakın. Bu şekilde fazla kalan ipi de keseceğiz. Sağlam olduğuna emin olacağım. Şöyle bakın bir kez daha düğüm atıyorum. Sonrasında şöyle hemen dibinden kesiyorum. Çünkü 3 kere düğüm attım. Oldukça sağlam olacak. Eğer sağlam olmadığını düşünürseniz İç kısımda gizleyebilirsiniz ama oldukça sağlam oluyor. Dilerseniz yapıştırma da yapabilirsiniz. Bu şekilde sağlam olmayacağını düşünüyorsanız yapıştırarak da bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Evet, orijinalinde olduğu gibi kavanozumuzu tamamlamış olduk. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.